Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Diyalog TV'de sizlerle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Evet, saatlerimiz 21.35'i gösteriyor. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Serkan Evcil ve Hamit Er bizlerle, onunla da canla başla bu yayının sizlere ulaşmasında bizlere eşlik edecekler her hafta olduğu gibi. Evet, Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nazım Beratlı, çok saygıdeğer hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, ve onun çok değerli oğlu diyelim, memleketimin insanı, işte küçük bir yer olduğu için böyle diyoruz. İletişim uzmanı Uğraş Beratlı, benim çok saygıdeğer dostum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her ikinizi de stüdyoda görmekten büyük bir şeref duydum, sağ olun, var olun. Hele hele hocam, gribal enfeksiyonu kapıp da evde istirahat etmeden benim bu çağrıma göstermiş olduğunuz büyüklükle de size ayrıca bir teşekkür etmeyi buradan. Estağfurullah. Şimdi geleceğim dedikten sonra hasta bile olsam gelmeyip de sizi ortada bırakamazdım tabii. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu akşam son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısı, kuruluşu ve ne durumda olduğu ile ilgili çeşit çeşit bu görüşme arifelerinde yine bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Biz de bu konuları Sayın Hocam'dan başka birine soramazdık. Ve sağ olsun, var olsun, hocamız bize bu akşam ta 63'lerden başlayarak 60-63 anlaşması, ardından işte federe devlet olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu olsun, niye kuruldu, nasıl kuruldu, İşte bu anlaşmaz bir 50 yıl deniliyordu. Evet. Denktaş yönetimiyle ilgili ta oralara gideceğiz. Ardından da iletişim uzmanı olan Uğraş'a, çok değerli dostuma da, madem ki böyle bir çağdayız, interneti de bulmuş durumdayız, bir türlü tanıtım yapamıyoruz, İşte tanıtım yapmak böyle olur, öyle olur şeklinde, olayın da yeni boyutunu, yeni medya şeklinde ve dünyanın değişen olayları ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bu Akdeniz'in 3. büyük adasının kuzeyinin ne durumda olduğunu Uğraş'tan isteyeceğim. Ve tekrardan teşekkür ederek sözü size bırakıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında birazcık 60'lara giderek 83'e gelmek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi 1958'de yeni neslin hiç farkında olmadığı bir şey vardır. 1958'e geldiğimizde biz Kıbrıs Adası'nın geleceği ne olacak sorusu tartışılırken aslında Kıbrıslı Türklere hiçbir şey soran biri yoktu. İngiliz Vali Makarios'la görüşüyordu. Yani orada Türk de var falan. Öyle bir sorun yoktu ortada. Yalnız İngiliz Türklerden polis yazıp yok acarı ile çarpıştırıyordu. Ve İngiliz polisi olan Türklerden de şehitler veriyorduk. Ve onun için Türklerin bunlara karşı bir şeyi gelişmekteydi. Bilenmesi diyeyim buna. Çünkü bir de başka bir şey vardır. Osmanlı dönemi boyunca Osmanlı hukuku dolayısıyla Kıbrıs'taki Türkler Osmanlı deyimiyle milleti hakimedirler. Hakim millettir. Çünkü Osmanlı millet deyince cemaati kastediyor. Bu ulus anlamında millet değil Osmanlı milleti. Onlar da milleti mahkum edirler. Tanzimat'la birlikte 1835'te Osmanlı gayrimüslimlere de eşitlik verdi ve Kıbrıs adasındaki meclisi Cezire-i Kuburus'ta seçilmiş üyeler 150 Rum, 150 Türk'tü. Müftüyle başpiskoposa neredeyse eşit muamele yapılmaktaydı. İngiliz geldikten sonra nüfus oranına göre temsiliyet ilk kavani meclisini oluştururken 9'un 3 Türk deyince Türkler bir anda 300-350 sene girer. Burada milleti hakimeyken ansızın mahkûme haline düştüler. De facto olarak İngiliz yönetimi var ama de jure olarak da adı hala Osmanlı'nın. Ve Osmanlı'nın diğer yerlerinde, yani örneğin işte Girit'te, İzmir'de, Trabzon'da o yerel meclisler hala eşit.
ilk şey böyle başladı zaten. Sürtüşme böyle başladı. Yani bizim yönettiğimiz yerlerde biz onlara eşit davranıyoruz. Ama İngiliz burayı yönetiyor ve bizi geldiğinde eşit buldu mecliste. Şimdi bu sorana göre temsiliyet oranımız düşürdü diye başladıydı ilk. Zaten ondan dolayı Türkler Niyazi Kızılgül'ün çok güzel tespitidir. 19. yüzyıl ortalarında Kıbrıs'ta iki tane egemen sınıf var. Ekonomiye egemen Rum burjuvalar ve devleti egemen Türk bürokratlar. İki egemen sınıf var. Ve bu iki egemen sınıf doğal olarak iki farklı kimlik gelişmesinin sebebi oldular. Bir de o 300-400 yıllık önyargılarla falan. 58'e geldiğimizde, yani 58'e kadar, Haziran 58'e kadar, Sir John Harding geliyordu. Yok bilmem kim geliyordu, İngiliz valileri, Hükfut falan. Bunlar yalnız Makarios'la görüşüyordu. Bizimle bir şey görüşüyordu, yoktu. Türkler hakkındaki tasarruflarına da Ankara'yla görüşüp yapıyordular. Yani, 1958 olaylarından sonra Türkler de masaya oturup da siz ne istiyorsunuz diye sorma gereğini duydu dünya. Da İngilizler de. Neydi istenen? İşte önceleri deniyordu ki Adarski sahibine geri verilsin. Bu artık bu çağda mümkün değildi. Sonra ya Taksim ya Alüm. Sonra biliniyor ki Taksim lafını ortaya atan İngilizlerdir. Ve Türkiye Taksim'i telaffuz etmeden önce Yunanistan Dışişleri Bakanı telaffuz etmiştir. Sonra şimdi inkar ediyor kendini söylediğin o zaman. Sonra çok büyük göçlere ihtiyaç duyulacağından, bunda büyük bir insani problem olacağından demur olarak ondan da vazgeçilip fonksiyonel federasyon şeklinde bir ortak devlet konusunda hemfikir olundu. Şimdi bunu ayanmayanı açıkça söylememiz lazım. 1960 Kıbrıs anlaşmalarını ne Kıbrıslı Rum liderliği benimsedi, ne Kıbrıslı Türk liderliği benimsedi. Çünkü onların son 5 yıllık Enosis Savaşı'na hedefine varılmıyordu. Tam tersine onlar için önemsiz bir azınlık olan Türklere büyük haklar veriliyordu. Türkler bu büyük hakları nereden dolayı alıyordular? Sömürgeciye yardım ettikleri için, kendilerine göre, onlara göre Türkler sömürgeciye yardım ettiklerinden dolayı mükafatlandırılmış idiler. Türklere göre ise devlet denilince biz ulus devleti anladığımızdan hem Rumumuz hem Türkümüz Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti bir ulus devlet olmadığından ne bir taraf, ne bir taraf o cumhuriyeti benimsemiş değildi. Neticede yaşamadı, öldü 3 yıl içerisinde. Ama o zamanki Türk görüşü neydi? Hini Hacet'te fırsat bulursak coğrafi federasyon ama fırsat bulamaz isek kantonal federasyon. Bu tez 74 Savaşı'nın arasında Cenevre'de yapılan 1. ve 2. Cenevre toplantılarında masaya konulan tezdir. Kantonal federasyonu kabul edeyim. Daha çok asker çıkmasın, savaşa devam etmeyelim diye. Rum dostlarımız kabul etmeyeler. İkinci harekat oldu. Ada bölündü. Bölündükten sonra haliyle artık 40 bin askeri var. Burada Rauf Denktaş'ın adamın da yarısına egemen olmuş. Coğrafya Federasyonu demeye başladı. Çünkü Hini Hacettin'in hedefi zaten oydu. Ha, en sonunda yani eğer gönlümde Rauf Bey'in Türkiye'ye bağlanmak varsaydı onu bilmem. Varsaydı gönlümdeydi. Belki de gönlümde Sincan almak da vardı. Onu bilmem. Bilemem. Biz söyleyenlere bakıyoruz. Dolayısıyla federasyon tezi bugün bazı arkadaşlarımızın zannettikleri gibi solun tezi değil, sağın tezi. Rauf Bey'in tezidir. Çok iyi hatırlıyorum o günlerde, o zamanlarda. Bana inanmayanlar internetten Akil'in sayfasından girsinler, 40'ın tezlerini okusunlar. Onlar territorial integrity'den bahsediyorlar. İngilizce bilenler de bunun neyin karşıtı olduğunu
bilmeyenlere anlatsın. Toprak bütünlüğü federasyonun karşılığı üniter devlet demektir, teritoriyel integriti. Onların tezi de oydu. 1975'te Viyana'da Glafkos Kliridis mücbur kaldığı federasyonu, yani 136'sı adamın elinden gitmiş. Türkler ayrı gölge toplanmış. Nüfus değişimi de yaptılar. Mal mübadelesi oldu neredeyse. Ve Coğrafya Federasyonu kabullenmek zorunda kaldı 75 Viyana görüşmelerinde. O günden başlayarak 1970'de Makarios Teknaş görüşmesine gelene kadar Glafkos Kliridis emperyalizmin ajanı, Türk doğumu diye suçlandı. 1977'de Makarios da kabul edince federasyon tezini, Denktaş Makarios 1977 Doruk Anlaşması. O da kabul edince Makarios'a Türk doğumu diyemez diye sustular. Ama işin doğrusu şimdi anlıyoruz ki o günden bugüne kadar tezi de değişmedi. Yani adını federasyon koyarak yine kendi üniter devlet anlayışlarını kakalamaya çalışmışlar. Meğer 50 seneyi. O süreç içerisinde 1974 sonlarında, 75 Şubat'ı mıydı, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ilan edildi. Neye yönelik? Bir federasyon kurmaya yönelik. Sonra biliyorsunuz Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi. Niye federe devlet? Öteki federe devlet de kurulacak, federasyon kurulacak diye federe devlet. Ve gele gele 83'e geldik. Esas burada bombanın patladığı noktaya geldik. Şimdi anlam planını gençler hatırlar. Nasıl desteklediğimizden gençler hatırlar. Bir federasyon öneriyordu çünkü. Federasyon olan istemeyen taraflar, kesimlerimiz de şiddetle karşı çıktıydı. Güney'in bütünü karşı çıktı. Bu genel sekreterin önerdiği ve Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği ilk plan değil. Ondan önce Perez de Cuellar vardı. Ondan sonra da Kalifikiler dizisi vardı. Şimdi 82-83 yıllarında Perez de Cuellar'ın öneriler dizisini, çözüm önerisini, planını Türk tarafı kabul etti. Nasıl? Mecliste kabul etti. Oy birliğiyle KKTC meclisi, KKTC değil o zaman KTP'de meclisi, oy birliğiyle kabul etti. Yani var olan durumdan çıkmak için Bebek Genel Sekreterinin önerdiği çözümü Türk tarafı aynen kabul etti. O dönem Rumların Cumhurbaşkanı da yine Kliridis yanlışladı. Evet, Kliridis'ti yine. Yine Papadopoulos karşı çıktı. Ve Akella Birollar Kliridis'i düşürdüler. Düşürdüler. Ve biz kabul edip o kadar tavizi vermişken Mayıs 1983'te BM Genel Kurulu'na gittiler. Ve BM Genel Kurulu'ndan bir karar çıkardılar. Şimdi keşke yazsaydım numarayı, karar numara sayısını. Aklımda değil ama 1983 BM Genel Kurulu Kıbrıs kararı diye Google'a yazanlar bulabilir kararı. Şimdi karar şu: Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek halkı vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde başka bir devletin asker bulundurmaya hakkı yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne zorla göçmen durumuna düşürülmüş insanların tümü evlerine geri dönmelidir. Adadaki bütün yabancı askerler geri çekilmelidir. Bütün yerleşikler de geri çekilmelidir. Ve bu devletin herhangi bir garantöre ihtiyacı yoktur. Yani sanki 1974'te savaşı Türkiye çıkardıydı. Ve sanki savaşta onlar kazandıydı. Gibi bir karar çıkarıyorlar BM Genel Kurulu'ndan. Hem de hangi aşamada? BM Genel Sekreterinin çözüm önerisini bizim tarafın kabul ettiği, oy birliğiyle mecliste kabul ettiği aşamada. Şimdi o zaman milletvekili olan, sonra Dışişleri Bakanlığı'na yapmış bir dostuma
Niye kabul ettiniz ya? Sen şiddetle karşısın bunlara dediğimde. Bana dedi ki bize söz verdiler Amerikalılar ki biz bunu kabul edersek onlar reddeder. Bizi tanıyacaklar. Oy birliği, oy birliğiyle kabul edildi. Öyle CTP'nin tekabeyen oylardan değil yani. Oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi öyle bir aşamaya gelindi ki siz her vereceğiniz vermişsiniz. O hiçbir şey vermediği gibi daha kalanların hepsini de geri alacak. Ve genel kurul kararları çıkarıyor. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Ve buyurun. Çok zevkle sizi dinliyorum şu anda. Teşekkür ederim. Şimdi Montpellier'in de bu anlatmış olduğumuz arasındaki ne fark var? Hiçbir fark göremiyorum şu anda. Montpellier'de sonra gelirik. Sonra gelirik. Ya da Crans-Montana'da yani en son hani şu masadan kalktılar, gittiler, ettiler. İşte bekliyorduk, bizi kandırdılar dediklerini. Ne fark var? Hiçbir fark göremiyorum ben şu anda. Aylarca benim bu Montpellier'inle, Cenevre'yle, Crans-Montana'yla... Ne olursunuz hocam, kaldığınız yerden devam ediniz. Geri gelindi. Denildi ki, biz her şeyi kabul ettikten sonra bile, hala... Bunlar böyle kararlar çıkarırlarsa gidip BM Genel Kurulu'nu etkileyip böyle kararlar çıkarırlarsa hiçbir şey yapmadan durduğumuz durumda biz sanki ne savaşta yenilmiş tarafmış gibi bir muameleye maruz kalacağız. Buna karşı verilecek cevap hodri meydan çekmelidir. Kakatıcı ilan olur. Ha yok işte telefonları kesildi Rauf Bey rahmetli. Yok dediğim ki tanımadığınız devlette milletvekili olamazsınız. El hak doğru. El hak doğru. Yani hem o devleti tanımayacaksınız hem de milletvekili olacaksınız. O devletin yani hakla aykırı. O doğruyu söylemiş. Söyledi mi? Söyledi zannederim. Ama doğruyu hatırlattı yani. Bütün onlar teferruattır. Tam da büyük bir ustalıktan bekledi. Türkiye'deki hükümet seçimi kaybetti. Kazanan daha hükümeti kurmadı, kaybeden de daha gitmedi. O boşlukta. O boşlukta ilan etti. Şimdi bu ne işe yaradı? Bu ne işe yaradı? Şuna yaradı. Bunu soran arkadaşıma sosyal medyada ağır cevap verdim. Burada ağır cevabı vermeyeceğim. Şuna yaradı. BM Genel Sekreteri bir sonraki aşamada önümüze referandum koydu. Önümüze BM'nin referandum koyması, gözlemcilerin takip etmesi aslında bu adada iki halk olduğunun ve iki halkın da kendi kaderini tayin etme hakkının bulunduğunun teyidi ve kabulüdür. Kendi kaderini belirleme hakkı olmayan bir hakkın halkın önüne BM sandık koyar mı? Koyduğu anda onu tanımıştır demek. Ama ister tanıdım desin ister demesin. Fiilen tanımış demektir. Ha. Onun için KKTC çok büyük yanlışları olan, çok kötü yönetilen, çok dahi olabilecekken olamamış olan ve bütün bunların suçunu da ambargolara atıp iki şeye suç atıyoruz. Bir ambargo, bir de Türkiye. Kendi beceriksizliğimiz iki zemenin iki usulü budur. Ya Türkiye usulü. İyi bir şey olunca biz yapıyoruz. Kötü bir şey olunca Türkiye yapmış oluyor. Bir şey de yapamayınca ambargo var onun için yapamadık oluyor. Evet aynen öyle. Hiç de gerçek öyle değil. Onu da söyleyeyim ben. Hiç de gerçek öyle değil. Ama bir kısmımızın çok hoşuna gider. Nihilist bir şeyimiz var bizim. Bir grubumuz var. Nihilizm biliyorsunuz. Tarihsel olarak ortadan kalkmakta olan grup ve sınıfların küçük burjuva aydınları benim çıkarlarım madem ortadan kalkıyor batsın dünya tavrı içine girer. Bizde öyle bir grup var. Her şey kötü. Dünya batsın. Ne kadar kötü bir söylem değil mi hocam? Evet yani şudur. Bu kadar ganimet yediğiniz bana vermeliyiz. Az verdiğiniz. Bu kadar makam var ben makamsız kaldım. İtiraz da budur yani. Komşuya verdiğiniz 5 tane villa, bana verdiğiniz 1 tane. Güdülenmeler de bunlardır yani. Çünkü hak adaletle eğer, yani hak adalet talebiyle bunlar söyleniyor olsa, kendinin de hakka niyetli ve adaletli davranması lazım. Görüyorsun ki değil. Devlette çalışıyor, müdür olmak için 80 tane torpil bulup koyuyor ortaya.
ama devlete sövüyor sonra hakkaniyetsizdir diye. Emekli olduktan sonra. Hakimliğini yapıyor bu devletin, emekli olunca devlete sövüyor. Kendi kendini inkar ediyorsun Berkay, inkar et. Kendi kendini inkar ediyorsun. Kendi kendini inkar ediyorsun. Hocam, 11 Kasım saatleri 15.28 reforme ederim diye bir yazı içerisinde eğitim ve toplumsal değişim başlığını da görmek de mümkün. Çok güzel bir yazı. Yani eğitim ile değişim kişisel olanın politik hale dönüştürülmesidir. Eğitim ile ulusal ve evrensel olan ele alınır ve duygusal ve manevi olanla rasyonel olan dengelerdir demişsiniz yazıda. Çok güzel bir yazı. Ben Uraş'a döneyim. Ben dedim ki Mehmet Çağlar mı dedim onu. Oradaki yazıdan. Tamam. Ama siz de paylaştınız. Paylaştım, evet. Hem devleti tanımayacaksın hem de milletvekili olacaksın söyleminden gelerek yeni boyutuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir sürü şeyler paylaştık. Bak işte burada yıllarca bir üniversitede görev yaptık, başka bir üniversiteye geçtik. Keza senin de farklı bir yapılanman vardır. İşte hocamızın yıllarını vermiş olması, yani az evvel bazı kadrolardan, işlerden bahsetmiş olması, işte hakim oldun, doktor oldun, o oldun, bu oldun. Hep bu vatanın içerisinde oldu bunlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldu. Ama dönüp de bir taraftan şey yapıyoruz, yani küfür ediyoruz demeyelim de ne oluyor da biz böyle bozuluyoruz? Şimdi tabii KKTC ilan edildiğinden 6 yaşındaydım işte, 77 doğumluyum. Bu arada Doruk Anlaşması'ndan bu tarafa, yani ilk defa federasyon lafının geçmesinden bu tarafa benim yaşım kadar süre geçmiş yani. Evet. Benim ömrüm boyunca da bu ülkede federasyon konuşulmuş yani sadece. Ve hala daha da bir sonucu yok, hiçbir şey de olmayacak gibidir. Net fikrim de budur yani, federal bir çözüm olmayacak yönündedir fikrim artık benim bu gidişatıma, ama biz KKTC'de de büyüdük. KKTC'nin zamanında büyüdük neticede. Başka bir şey de görmedik. Biz ne federe devlet gördük ne Kıbrıs Cumhuriyeti gördük. Biz bunun içinde büyüdük. Biraz da belki onun için hep içinden dışına bakmak durumunda kaldık. Yani konunun Kıbrıs, KKTC'nin. Az önce babamın da söylediği gibi yani İki cerrah arasında Kıbrıs'ta hep şey oldu işte, bir cerrah şey kolaycılığına gitti, kötü ne olursa Türkiye'den dolayı oldu. Hep oradan geldi kötü şeyler, hep kötü şeyler Türkiye'den geldi, hep dışarıdan geldi. Diğer tarafta işte ambargolar falan filan dedi, onlar da ya işte Yunan ikilisi işte falan böyle bu şekilde. Ama neticede biz Kıbrıslılar, Kıbrıslı Türkler olarak yani KKTC konusundaki bütün fikirlerimizi sonuçta dışarıdan, dışarıya endekslemişiz. Yani hep biz dışarıdan ne derler? Bir de öyle bir şey de vardır. Bizim yeni nesil arasında yani işte turist gelecek de etraf kirli görecek. Ne diyeceğiz biz? Bu biraz herhalde şeyden de ileri gelir. Yani bu toplumun koklarının içindeki ciddi sömürge aydını. Kodlarından da gelen işte İngiliz'e ne diyeceğiz? Yolda çöp dolu. Biz içinde gezerken bize ayıp değil mi yani? De İngiliz gelince mi ayıp olacak buranın kirlenmesi? Çok doğru söylüyorsun. Neticede sahip çıkamadık, sahip olmak da istemedik sanki. Çünkü birincisi benim gördüğüm şeyi söyleyeceğim ben. Bir, tamam sol tarafta şey var, bu nihilist yaklaşım, daha duygusal. Zaman zaman psikolojik sorunlara varacak derecede tavırlar. Ama bir de gerçek tarafı var işin. Yani gerçekçi, daha rasyonel, elle tutulur söylenebilecek bir şey vardır. Bunu 3 defa söyledim, 4.'ü de söyleyeceğim. Çok da şey değil yani. Bu ülkede çok da kolay söylenecek bir şey değildir söyleyeceğim şey. Ülke sağında da yeni bir şey oluştu, bir kanat oluştu. Bunları tabii biz... Biraz önce bahsetti. Yeni dünyada işte bilgiye ulaşmak daha kolay, işte sosyal hayatı takip etmek daha kolay. Belli karakterleri tanıdıktan sonra, geçmişlerini bildikten sonra kimin nereden nereye evrildiğini görmek daha kolay. Çok kolay değil mi? Evet, yani artık hepimizin arkasında koskocaman bir dijital izimiz var yani. Hiç, doğru. 10 sene, 15 sene önceye kadar rahat rahat hepimizin ne dediği, ne yaptığı. Ne yapsak bizi takip hatta ediyor. Hatta yani gücü olan için ne zaman uyuyup ne zaman uyandığımızı, nereye gidip nerede yemek yediğimizi hep izimiz var yani artık. Cep telefonu cebimizdeyse bitti yani artık her şey.
Neticede şimdi bir de sağ kanatta böyle bir durum var ki onlarda da ben açıkçası şey görürüm bunda. Şimdi her devleti kuran belli bir güç vardır. Yani Kıbrıs Türk Devleti'ni kuran da beğenilsin, beğenilmesin, kabul edilsin veya kabul edilmesin net biçimde temetedir yani. Evet. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl İttihat ve Terakki kurduysa, arkasından partileştiği, arkasından o CHP'ye dönüştüyse, burada da temet UBP'ye dönüştü. Yani evet. İçinden işte DP de çıktı onun işte falan ama yani özünde temete katlolardır KKTC'nin, en azından Kıbrıs Türk liderliğini son 50 yıldır 60 yıldır idare eden. Şimdi o grubun içinde tabii gizli örgüt döneminde bunu daha sert, daha nasıl diyeyim, hatta zaman zaman kanlı şekilde hesaplaşıldı bazı meseleler ama daha demokratik bir ortamın oluşmasıyla da bunlar işte başka yerlere, işte başka partilere, başka siyasi duruşlara falan evrildi. Şimdi bir de o grup var. Ben açıkçası o grubun tavrını bu ülke açısından en tehlikeli tavır olarak görüyorum şu açıdan. Şimdi bir ülkenin sağından eğer benim olmadıysa kimin isterse olsun beni şuraya koymadılar işte da bizim fraksiyon arası içi kavgalarımızda bizim fraksiyonun adını da söyleyebiliriz yani işte denktaşçı fraksiyonundan değil de falancanın şeyinden adamı filanca yere koydular. O günden beridir batsın KKTC yıkılsın bu nedir falan filan o ne yaptıysa yanlıştır diye giden ve bu güdülenmeyle devam eden ve ne yazık ki torunlarına bile geçen. Gayet ne söyleyeyim, torunlarında bile var. Yani çok küçük ayrıntılardan bazen yakalarsınız bazı şeyleri. Mesela bu ve bunların bir kısmının artık solcu olduğunu iddia etmesi. Bu sağ kesiminde. Solun da ayarını kaçırdı. Yani şimdi gayet net söyleyeyim. Yani sol demek, solcu olmak demek dünyaya şey noktasında, sınıflar arasındaki çekişme noktasından bakmak demektir. Bütün meseleler sınıf noktasına bakmak demektir ve emek mücadelesi noktasına bakmak demektir. Onun dışındaki her şey solcuyuz, bir kişiyi solcu yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Yani ilk önce bunu yapacak, kabul edecek de ondan sonra diğerleri olsun. Kaldı ki Kıbrıs'taki işte Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs'ta çözümün veya işte Rumların anlaşmanın solculuğunun gereği haline getirilmesi de aslında işte bu gerçekten yani yaşadığınız ülkedeki, yaşadığınız toplumdaki emeğin sömürülmesinin önüne geçmek, o toplumda belli sınıflar olduğunu ve bu sınıfların çıkarlarının çatıştığını kabul edip hayata bakışınızı bunun üstünde kurgulamak gerçekleştirmeden sadece çözüm olsun, barış olsun, işte ne güzel hepimiz çiçekler atalım birbirimize falan filan ama yani hayatın gerçeği böyle değil. Nitekim bugün geldiğimiz durumda da şimdi hemen buraya günümüze geleyim. İlginçtir. Son 10 yıldaki yani işte 2004'ten anlam planı aslında bir dönemin sonuna denk geldiydi. Yani anlam planı dünyadaki yükselen globalist eğilimlerin, neoliberalizmin ve onların işte nasıl diyeyim demokrat ama liberal demokrat kanadının yükselişte oldu. İşte Clinton dönemiydi, Obama dönemiydi, Hillary Clinton dönemiydi. İşte Kerry dönemiydi yani bunların aktör oldukları dönemden arka arkaya 3-4 tane çok ciddi değişiklik oldu son 4-5 senede dünyada. Bunlardan en önemlisi Amerikan başkanının değişmesidir ve beklenmiyordu hesapta. Hiç beklemiyor değil mi? Donald Trump'ın aslında çok da belliydi. Geliyorum dediği belliydi bunun. Brexit gene aynı şekilde. Suriye'de olanlar, bunun dışında Macaristan'da olanlar, Brezilya'da olanlar, yani dünyada Avrupa Birliği'ndeki duruş, işte Macron'un ben ordu kurmak istiyorum demesi filan yani bunlar dünyanın artık bizim bildiğimiz ve anladığımız şekilde artık işlemediğini, başka hesapların, başka cephelerin olduğunu gösteriyor. Bu hesabın merkezinde de ne yazık ki gene bizim makus talihimiz diyeyim artık Doğu Akdeniz'in inanılmaz ciddi bir önemi var. Şimdi gaz ayrı konu. Gazın dağıtılması bambaşka bir konu zaten. Burada işte bunun çıkacağını duyduğumuzda hepimizin tir tir titremesi gerekirken işte bazen işte çözüme yardımcı olmayacağı başından belliydi bunun. Çünkü dikkat edin yani iki arkadaşın arasında bile iki zeytin olsun iki kişi paylaşır onu.
Oturur biraz zeytini yer, der ki tamam yani işte bu vardır. Ama iki külçe altın oldu mu, der ki biri ya ben ikinci külçeyi de alayım. Yani ne zaman bu iş büyüdü, Kıbrıs meselesi daha da büyük bir hale geldi, gaz meselesiyle. Yorumlar durdurmadan devam ediyorlar çalışmalarını onlar da. Bu iş daha da karmaşık hale geldi. Şimdi şu anda dünyadaki en önemli mesele herkesin peşinde olduğu, herkesin konuştuğu ve en önemlisi de dibimizdeki Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye hepsinin beraber konuştukları şey şu anda enerji yollarının nasıl idare edileceği Rusya konusudur. Rusya, daha büyük ve Amerika ve Fransa ve İngiltere, herkes bu işin içinde. Biz de bu büyük oyunun içinde nokta kadar değeri olan aslında bu kocaman oyunda bir küçük topluluk ve toplum. Ama diğer taraftan da burada bulunmamız ve buradaki tarihimiz ve bizim biz olmamızdan ileri gelen, yani bizim Kıbrıs'ı Türk olmamızdan ileri gelen bir de dokunulmazlığımız da var. Bunda şimdi hiç kimse kendine gelmesi lazımdır o konuda. Çünkü bizim yanımızda kimileri beğenmese de koskoca bir imparatorluğun devamı, onun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti bizim namere. Bizim ortağımız, bildiğimiz tek ortağımız bizim Türkiye Cumhuriyeti şu anda. Şimdi bu iş bu kadar karışıp da yani Suudi Arabistan Türkiye'de kendi muhaliflerini öldüreceği kadar ciddi karmaşık işlere vardığı bir dünyada. Şimdi Kıbrıs meselesini birinci zannettiğimiz kadar da önemli bir mesele olmadığını dünya için bir fark etmemiz lazım. Yani bizim için önemli, evet, ama BM'nin listesinde kaç numaradır Kıbrıs meselesi? Ya bence herhalde 50-60 falan oralarda bir yerde olması gerekir. Yani bu kadar ciddi sorunlar varken, Myanmar'da insanlar, Müslümanlar öldürülürken her gün binlerle kişi, yani burada böyle bir çatışma durumunun olmaması Kıbrıs'taki meselenin biraz daha geride olması. Ama diğer taraftan bu gazın dağıtılması meselesinden ilgili olarak ciddi bir sıcak saha haline geldi Kıbrıs'ın çevresi. Bu da bizim burada takınacağımız tavrın ve Kıbrıs'ın durumunun ne olacağının bütün bu enerji piyasalarına ilgili çok girift ilişkilerin içine girdik biz. Bizim know-how'ımız var mı bu konuyla ilgili ben bilmiyorum. Yani bizim bütün bu dünyadaki bütün bu ilişkileri takip edip bunların içinde bize bir yol gösterecek, bu bilgiyi bir araya toplayıp bunun düzgün, tutarlı ve önümüzü göreceğimiz analizleri bir araya getirecek bir yapımız var mı devlet olarak? Tam emin değilim bundan ama bunu da yapmak zorundayız. Bugünün dünyasında bahsettiğimiz gibi artık internet denilen bir şey var. Başka türlü iletişim modelleri oluşmaya başladı. Bu başka türlü iletişim modelleri de pek çok şeyde olduğu gibi daha önce görülmemiş bir model değil bu. Bu bilinen, tanınan, tanımlanmış bir modeldir. Nedir model? Şimdi büyüdük sonra pasta internet ortamında, büyüdük sonra iletişim ağı aslında bir tarafın umduğu şey şudur. Tamam bu ağ büyür, ağ büyüdük sonra benim daha uzağa erişme gücüm olacak. Yani ben buradan yazacağım, Amerika'da okuyacaklar. Öyle mi oluyor? Hayır. Yine okuyan benim arkadaşım. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani internetle ilgili bilinmesi gereken, sosyal medya kullanmaya ilgili bilinmesi gereken ilk doğrudur bu. Sosyal medyada 70'lerin meşhur iletişim teorisyeni McLuhan'ın da iddialarında olduğu gibi global köyleşme meydana geldi. Yani herkes kendini sesini duyar orada sosyal medyada. Yani kendi gibi konuşanı duyar sadece. Herkes kendi sesini duyar. Konuştuğu herkes de kendi gibidir. Bunun sonucunda ne oldu? Şimdi mesela bu işte 90'ların liberal dünyasının hayalinde vardı ya, her şey bütün dünya globalleşecek, her şey entegre olacak birbirine. Şimdi iki komşu taraf burada. Bunca yıllık da geçmişimiz var işte Rumlarla bizim. Düşman veya dost olarak bir şekilde. Sosyal medyada mesela açın bakın şeylere, güneyden yazılan gönderilere bir de kuzeyden gelen gönderilere. Kontak noktası sadece çatışma noktalarıdır. Yani güneyde birisi kötü bir şey yazarsa, kötü bir fotoğraf paylaşırsa, kötü bir şey söylerse, bir video yüklerse ancak o zaman kuzeyle güney arasında bir etkileşim oluyor.
orada. Diğer yani ben başka bir şey görmedim onun dışında. Aynen bizdeki de onlar da. Yani ben şimdi isterseniz deneyelim. Şimdi çekip dağdaki bayrağın resmini atayım. 40 dakika içinde 100 tane Rumman sövmeye başlayacaklar. Yani bu ilişki biçimini artık dünyanın bu hale geldiği, bu internetin, sosyal medyanın ve benzeri. Ama bu sadece Kıbrıs'ta değil, her yerde. Bütün dünyada böyle. Şimdi bizim çağın gerçeklerini şey yapmadan, yani bunların farkına varmadan bu ilişki biçiminin artık daha çatışmacı hale geldiğini, duvarların yükseldiğini, grupların, toplulukların birbirlerinin içine kapandıklarını ve savunmacı olduklarını biz ve her toplumun aslında her halkın, her devletin de bu bahsettiğimiz yeni oluşan dünyada yer kapmak için devamlı ittifaklarını kurup bozmak durumunda olduklarını, bu kaygan zeminde kimin kiminle olduğu belli değil. Yani işte bugün Türkiye, dün Amerika'yla şeydi, düşman, bugün barışık, yarın değil, Rusya'yla öyle, Suriye'yle öyle falan filan, herkes böyle bu durumda. Yani Suriye'de Amerika'yla müttefik olur, Rusya'yla falan, darmadağın yani ortalık. Şimdi bu şey oturana kadar, bu sistem bir yere oturana kadar bizim burada KKTC'yi tanıtma konusu siyasi bir konudur. Yani bunun ben şeyden olacağını düşünmem. Yani bir reklam kampanyasıyla, bir PR kampanyasıyla işte bu tanıtılır. Bunu söyleyen, dürüst söyleyeyim, yani sadece birilerinin parasını yer yani. Bunu yapabilirim. Ben reklamına KKTC'yi tanıtacağım. Hayır yani böyle bir şey yok. Yani ya bunu söyleyen sadece birilerinin parasını yer. Devletin yer, partinin yer, şunun yer, bunun yer falan yer ama reklamına, çünkü bu siyasi bir konudur, siyasi bir çatışma noktasıdır. En önemli şey burada öyle reklam, PR falan filan değil. Şimdi Amerikalıların beğendiği şeyden söyleyelim, işte lobicilik mesela. İşte lobicilik yapsak bizi tanırlar. Şimdi yani nasıl yapılacak? Yani gidip de birileri buradan Brüksel'de uçak kaldırdık biz buradan. Brüksel'de meydanda çiftetelle oynattık insanları, geri getirttik bir günlüğüne. Bunun için de ajansı bir tonla para aldı mesela zamanında. Bir ton. Ne yapılmış? İşte Avrupalı parlamenterlere Kıbrıs Türk şey kültürü tanıtıldı. Şimdi ne söyledi yani bu şey, bu yaptığınız etkinlik, yani işte lobicilik, lobicilik nasıl olur onu söyleyeyim ben, yani bir örnek söyleyeyim. Çok meşhur bir örnektir bu. Şimdi unuttum şeyi de. Bir Alman general 2. Dünya Savaşı'nın başlarken daha tanklar yeni yeni oluşmaya ve tank birlikleri, tank savaşı ortaya çıkmaya başlarken bir meşhur Amerikalı general var. Bu sivil savaş döneminde Amerika'da şey yapan, süvari taktiklerini geliştiren ve Kuzey'in savaşı kazanmasına çok ciddi etkisi olan bir adam. Bunun yazdığı süvari taktiklerine ilgili bir kitap var. Bunlar geçerlerken tanka, süvari birliklerini tank birlikleri haline getirirler Almanya'da da. Şimdi bu general diyor ki bu Amerikalı generalin fikirleri ve kullandığı taktikler tank savaşı için birebir uygundur. Bunları alıp bizim kullanmamız lazım ama hükümeti ben nasıl ikna edeceğim ki biz tankla dünyayı fethedebiliriz Almanya olarak. Gidiyorlar Amerika'dan o generalin, o yani işte General Marshall işte meşhur, onun yazdığı bu taktik kitabından 800 bin tane alıyorlar. Bütün Avrupa'da dağıtmaya başlıyorlar değişik dillerdeki tercümesini şeylere, harp okullarına. Bir sonraki nesilde mezun olan bütün öğrenciler diyorlar ki ya işte artık gelecek tankta, çünkü bakın süvariden savaşı kazanmak mümkün. Yeni süvari tank. Lobicilik böyle olur. Yazılır, bilgi üretilir. Kitap yazılır, film çekilir. Bilgi, enformasyon üretilir. Yoksa yani gidip de halay çekmeyen şeyin önünde, Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nun önünde kimse aman Kıbrıs'ta çok, Kıbrıs'ta çok şirin insanlar, onları da dinleyelim demeyecek. Yani demedi de bunu. Neticede bizim tanıtma işimiz KKTC'yi her şeyden önce siyasetçilerin görevi. Yani birinci de Cumhuriyet Meclisi'nin görevidir. Yani bu kadar giden şey var. Bilmem babam söylesin esas, yani o dönem bulundu da bir dönem o çalışmaların içinde. Evet. Yani bu öyle PR, reklam falan işi değil bu. Yani 2018'e gelindi ama halen daha bir kitap alıp da
onu bastırdık, ettik. Bizim genel Hollanda gibi şimdi Kuzey'de böyle bir şey olmadı diyorsunuz. Bilinmeyen kitabı değişik Avrupa dillerinde şimdiye kadar bizim dağıtmamız lazım. Yani yolda belde çöplerinde, Avrupa'nın çöplerinde bizim derdimizi anlatan kitapların olması lazımdı. Romanların olması lazımdı. Şeyin olması lazımdı yani. Hocam şimdi Uğraş çok güzel bir resim çizdi. Doğru da aslında çizdi resim. Evet. Ve burada Birleşik Milletler'in ne durumda olduğunu ve Kıbrıs'ın sorunları içerisinde kaçıncı sırada olduğu bile belli değil demesi de çok güzeldi arada. Yine içeri dönüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne işte o anlaşmaz tutum diye adlandırdıkları Denktaş ve UBP dönemi ardından 2005 yılında hem Cumhurbaşkanlığının hem Başbakanın farklı karşı tarafa geçtiği, işte sol görüşte CTP'den yer aldığı, aralardaki hükümet ortaklarının işte ÖREP olması, başka partilerin yer alması, günümüze geldik yine bugün çok umutlarla başa getirilen dörtlü koalisyon hükümetinin ve yine Uğraş'ın söyleminden TMT UBP'ye dönüştü. UBP'de de 4 milyon TL'lik bir açık var şu anda. Ve TMT veya UBP kendisini temizleyebilecek mi? Çünkü dörtlü koalisyona baktığınız zaman şu anda siz daha güzel söyleyeceksiniz. İşte o Brüksel'deki çifte telli çekme vesaire daha farklı bir şeyi toplum göremiyor şu anda. Eğitimde olsun, Lefke Gazi Lisesi mezunu olarak siz, ben de yeni başlamış olduğum üniversitede geçen günlerde tanıtım vesilesiyle gitmiş olduğum dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir coğrafyasında yer almayan atmosferinde, konumunda Lefke Gazi olsun, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi olsun ve içleri boş, öğrenci yok. Olan öğrenciyi de alkışlamak lazım ve işte çift taşıma yoluyla Lapta'dan Lefke'ye ulaşmaları, Altay'a çeyrek kala sıcak yataktan kalkıp da bu eğitimi almaya çalışmaları ve işte bizi yönetenler diyorum, dörtlü koalisyonun hepsini de dahil ediyorum. Bunun içerisine çok saygıdeğer hocam. Bize nerede temizlenmemiz gerektiğini söyleyebilir misiniz bir büyüğümüz olarak? Estağfurullah. Şunu söyleyeyim, ben geçen gün Facebook'ta bu konuları tartışırken bir şey yazdım da çok arkadaşlar yaptı. Ben rahmetli Rauf Denktaş'ın gücüne söyleyeyim bir şeyi. Burada da söyleyeyim. Bizans'tan planını tartışırken Rauf Bey'in görüşleri malumdu. Ben de şöyle cevap vermiştim ona. Bu devlete sizden başka inanan bir kişiyi bulsam ben de inanacağım. Solumuz tamam. Sağımız bu dere akarken sepeti doldurma telaşını edilir. İnanmıyor bu devletin onun için. Yani Urum yine gelir diyor. Baktıken ne kadar kaldırırsa o kadar kaldıramadı. İnanmıyor. Sağımız da inanmıyor. Niye? Özgüvensizlik. Özgüvensizliğin sebebi ne? Uğraş'ın bahsettiği bir tarz sömürge aydınlar dönemine kadar gider. Yani mesele bakın. Gene yani isteyen alınsın. Ben korkmam konuşurken kim alınacak diye. Japonlar Batı Avrupa'ya bir yıl genç gönderdiler. Bilimi tekniği öğrendiler Batı Avrupa'da. Geldiler Japonya'da uyguladılar. Ve Japonlar fırladı geçti. Kore'de. Kore'de öyle. Hatta Çin'de. Biz yolları gider gelir İngiliz sempatizanı. Gider gelir Amerikan sempatizanı. Tarzı Amerikan sempatizanı. İnsaf be. Bu nasıl eğitim değil? Nasıl eğitimdir yani? Paradoksal söyleyeyim. Aç. İlginç olan şeyi söyleyeyim ama. Şimdi Amerika'ya gidip, İngiltere'ye gidip geri gelen, bizim gönderip de gelen geri kendini bir kısmı, hepsini için söylemem tabii, tenzih ederim yani herkes için söylemem yani ama kendini İngiliz zanneden evet, ortaya çıkmaya başlar. Ama bu ülkeye senede 100 bin tane öğrenci gelir. Hı. Bu arkadaşların çoğu da bu okullarda öğretim görevlisidirler, evet, ve ders verirler. Bu ülkeden gidip de oradan buraya kendini
Türk gibi hisseden, Kıbrıs'ı Türk gibi hisseden veya anlanabildim yani o gidip orada etkilenmeyi bilir. Ya sen gittin Amerikan oldun geldin. Ha. Bu gelenler Kıbrıs'ı Türk olsun gitsin. Ha yani en azından. Ha bu yoktur. Evet. Bu yoktur. Ama yiyip içmeye geldi mi her şey yolunda gidiyor. Bizim... Bağırıp çağırıyoruz. Gece de işte belli sağda solda olanlar, bitenler buraya gelmeden önce hafif hafif böyle şöminelerin içerisinde dönen zeytinin, hellimin, ne bileyim işte etin kokusu vuruyor hocam. Evet. Millet şimdi yanlış anlaşılmasın da yani bir taraftan şey yapıyoruz, veryansın ediyoruz. Keyfimiz bir taraftan ama. Da keyfimiz yerinde. Keyfimiz yerinde. Şimdi birkaç not aldıydım buraya. Mesela bu ilk gazmaz çıktığı laflar olduğunda çok iyi hatırladım. Berete'de bir programda. Cem Emre'nin programında hem de. Dedim ki bu enerji kaynaklarının barışın sebebi olduğu görülmemişti. Savaş çıkmıştı hep bunların yüzünden. Yani dileriz ki barışa sebep olsun ama bu ihtimali hiç unutmayın. Yani dediğim. Nitekim 1960'lar arasındaki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılmasının sebebi de para kavgası gene. Vergi yasasını veto ettik, geçirtmedik, onun için bozuldu derler. Niye veto ettik? Kıbrıs Türk tarafına ödemesi gereken kaynakları Makaryos reddetti, ödemedi. Rumların parası hemen sizin okullarınızı finanse edeceğim diyerek Türk tarafı da veto etti şeyin vergi yasasını. Bana yardım etmeyeceksen 1000 beyt hamal alsın dedi yani Kıbrıs ağzıyla. Devlet vergi toplayamadı. Makaryos da bunlara bakın bu devleti zaten istemezler. Aha engellilere çalışmasın. Hala dur şeyin dediği. Anastasiyadis'in. İşlevsellik. Çünkü kestiğini çok üzülüyor. Daha dur hatırlattığı. Yani. Ha. Ondan sonra bir tane şey konuşuyorum. Bugün bir yerde gördüm. Son 3 yılda Yemen'de 58 bin çocuk açlıktan öldü. Mangalda kül bırakmayın. Entelektüelik, enternasyonalistlik, oy bu. Çocuklar açlıktan ölüyor beyefendiler. Ne açı değil mi? Ha. Çocuklar açlıktan ölüyor. Bir açın ağzınıza bir şey söyleyin. Euro'yla maaş istemeden evvel. Ara bölgede değilsel ilgilendirmez bazı arkadaşlar bazı şeyler. Pire de olsaydı tamam mı değil. Yemen uzak. Şimdi Uraş'a şu noktada katılıyorum. Biz dünyanın merkezini Kıbrıs zannediyoruz. Bir Rum sosyolog arkadaşımın bir deyimi var. Kıbrıslar dünyayı yönetmek istiyor. Baklar yönetemeyeceğiz. Dünya başına bela aldık. Ve belamızla meşgul ediyoruz. Dediydi ama haklıydı. Çok gülüyordum bu tespiti duyduğumda. Ama bütün dünya bizimle meşgul değil yani. Böyle uzak bir yere gittiğiniz zaman ben bunu Malezya'da fark ettiydim. Bir de Brüksel'de AB dönem başkanı o zamanki bana dedi ki aman bu Rumlardan illallah sadece Kıbrıs meselesi konuşurlar. Başka hiçbir konuda fikirleri yoktur. Siz de gelin yol senin kendilerini dedi. Giremedik kısmet olmadı. Ha. Bu kadar küçük düşününce yani Girne kapısına başlayıp Lokmacı harekatına biten bir perspektifle dünyaya baktığınız zaman ve bu kadar küçük düşünürsünüz elbette kendinizde yönetemezsiniz. Çünkü etkileyen faktörlerden berbersiniz. Yani biraz evvel gene sosyal medyada bir şey gördüm. Dolar dedi 5.25 altına hemen bir arkadaş yorumculuk yaptı. Seçim yatırımı. Vay beyniye ekşi sıkayım. Ne kadar güzel düşünüyorum arkadaş. Tahlil de var. Utanmadan söyleyeyim de yani. Seçim yatırımı yapsın diye Binali Yıldırım dolar düşürttü. Can isteyen düşür, can isteyince çıkarır. Onun elinde değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yani. Şimdi bizim de önce bu işi ciddiye almamız lazım. O ciddiye almayanlarımızı bize kim sordu diyor. Sorsa var mı arkadaş fikrini söyleyesin daha bize kim sordu diye. Fikrin yok. Hadi suyu da daha geldi. Fikrin yok. Sormazlar. Bir şey söylemeyecek adama ne sorsunlar. O herkes önce kendimizi aşağılama tavrını bizim aşağılayıp izole etmemiz lazımdır önce.
Demin biliyorsun, sen kendin değersizsin, herkes değersiz zannediyor ama sensin değersiz olan, toplum değil değersiz. Hocam mesela akşam Halk Meclisi programı vardı, 104, 103, 104 program böyle yüzlerin üzerine doğru gidiyor. Yağmur çamur dinlemeden gelen yayın yönetmenimiz, haber müdürümüz bu programı en iyi şekilde Diyalog TV aracılığıyla izleyicilerine vermeye çalışıyorlar, izlettirmeye çalışıyorlar. Gayretköy'deydi. Orada çiftçiler bildiğinden çok genç, daha diyor işte oluşmamış bir teşkilatın başkanıyım ben diyor ve buraya kurulan en son dizayn işte suyun getirilişi diyor. Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapıldı. Elektrikte problem yaşadık. Elçimizi ziyaret ettik. Kendisine dedi ki böyle böyle durum var. Elektrik kurumuna aracı olmuş Türkiye Büyükelçiliği ve elçilik işte faizinden olsun feragat edin. Bir indirim sağlayın ve biz de o borcu Türkiye Büyükelçiliği olarak üstlenelim. Bu insanlarımıza, bu köyümüze yardımcı olalım. Hiçbir şekilde bize yardımcı olmadılar diyor delikanlı. Gayretköy'deki oturumda, programda akşam ve böyle bozuldum izlerken. Niye bozuldum? Ne ayrıcalığı var ki senin Gayretköy'deki kuruluşunun elektriği kesilse? O zaman siz bir otelin niye 9 milyon TL'lik elektriğini bağışlıyorsunuz da diğer taraftan Gayretköy'de çiftçinin, hayvancının elektriğini şey yapmıyorsunuz? Şimdi Gayretköy'de gelin de siz de buna bozulmayın şimdi hadi. Gayretköy'deki işi keser çünkü. Otelin ne zaman düzelecek hocam? Dedim önce ciddiye alman lazım. Yani ben burası devlet mi diyeyim? Ha oteller demez değil. Ha? Tamam da bunda KKDC'nin suçu ne? Yani suçu devlet otoritesini kullanamaması. Aynen. Elf değil çünkü. Kendi değil. Bir engellemez kendini. Seçilme hesabı bilmem ne şu bu filanı kırmayalım. Şimdi bir adam mı dövelim bilmem ne verelim. De. Otoriteyi kullanmıyor. Devlet otoriteyi kullanır. Devlet demek zor demektir. Devlet zor kullanır. Otorite kullanamıyorsam birine karşı açığı mı var? Bir şeylerde mi korkuyorum demektir? Yoksa boş verin benim burada birkaç senem kaldı. Kim hiçbir şeye dokanmayayım, çekileyim. Ya belki yani. Yani bu lafı daha ilk söylediğinde çok kızdılar bana. Cinsel anlamda aldıydılar. İktidar kullanmayı bilmiyorsun belki de. Yani. Ha, polis bana bağlı değil. Ver mücadelesini. Bağla kendine. Bu kadar zor mu yani? Bağla polisi. Ha. Yani. Ver mücadelesini. Bağla kendine. Ama halk korkuyor ki polisi de alıp kendilerine benzeyecekler diye. Bir anket yapınız göresiniz. Böyle korkular var. Öyle olmayacağını ikna et. Halkı da. Polis yönetiminin elinde tutanı da. Yani devletin tarihsel olarak devletin iki tane şeyi vardır, simgesi. Para varsa polisi var. Ordu sonra gelir. Para varsa polisin de yok. İnanmıyorsun da. İnansan mücadelesini vereceksin. Mücadele verince de bir şeyler ortaya çıkmış olacak. Yani dosya hazırlar, yer anlatırsın ya. Bunun sonuçları alınır. Yani öyle atlan deve değil. Yani o noktada zannederim şey var ama yani şimdi mesela polis konusunda ben şeyden kesinlikle şeye inanmam yani. İşte Türkiye bize vermez, biz idare edelim. Böyle bir durum yoktur. Yani siz gidip kendi ülkenizin, kendi devletinizin polisini ben idare edeceğim dediğin saat hiçbir güç, hiçbir şey yani. Devlet sen ben edeceğim dersin. Bitti yani bu. Bu kadar basittir yani, şey de yoktur. Ha şey konusuna da gelelim yani, işte orada bozulma olur mu olmaz mı falan filan meselesi. Bir de şunu açık açık konuşmak gerektiğini düşünüyorum KKTC özelinde. Buraya da not aldım biraz önce babamın konuştuklarından da yani. Şimdi yani tarihsel olarak Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türkler bu ülkeye işte ya şey oldular, memurluk ederek geçindiler. Evet. Ondan önce de işte ilk geldiklerinde bırakıp üstürdüler. İşte bir parça toprak verildi hepsine Osmanlı döneminde. Evet. Arpa ekmeye çalıştı. Onu da beceremedi. Zaten yani gelirimiz Rumlardan bizim gelirimiz karşılığında. Ya çiftçilik ya
devlet işi. Devletin yani bürokrat oldular. Ve hiçbir zaman bizde de gerçek anlamda, şimdi tüccarımız yok değildi, var tüccar ama asla bir burjuvazi sınıfı, bir burjuva sınıfı oluşmadı. Şimdi Osmanlı'nın da kendi yapısından dolayı da zaten yani o da var. Yani şimdi burjuvaziyi ortaya çıkaran, öne çıkaran şey feodaliteyle olan şeydi, çekişmesiydi. Onları yendiler de devleti ele geçirdiler. Evet. Şimdi aklınızda Rum burjuvazisi olmayan veya işte çok böyle atomize olmuş bir feodaliteyi yenerek, Osmanlı'dır bir şekilde bu, yenerek o şeyi aldı. Gücü aldı eline, kendini idare etme hakkını aldı. Bizim Kıbrıslı Türklerdeki en ciddi mesele de şey, biz resmen devlet memuru olarak doğduk, devlet memuru olarak öleceğiz. Yani Kıbrıslı'nın işi, yani vardır her gün işte Almanlar iyi araba yapar, işte ne bileyim İngilizlerin viskisi iyidir falan, Kıbrıslı Türkler memurdurlar. Yani böyle bir şey var yani, genetiğimize işledik bir yerde bu. Onun için... Tamam şimdi, o da bitti. Tıkandı o memuriyet, tıkan, da tıkandı. Tıkandı, bitecekti zaten bu. Çünkü bu şişme inan varacağı yer buydu bunun. Biz neyi beceremedik bu arada? Çok ciddi bir şeydir bu, örnektir yani. Başkası ne düşünür bilmem. Hiç konuyla ilgili bilgim yoktur. Yani şey olarak, bir beden dilini gördüğümde veya bir şey izlediğimde, yani binlerce saatlik görüntü izlemiş, resime bakmış falan biri olarak söyleyeyim yani. Mesela dün gördüm bir sosyal medyayı sallayan bir video vardı. Şeyde, Mausa'da yapılan bu şeyle ilgili, imar yasasıyla ilgili yapılan, o şey, emirnameyle ilgili yapılan toplantı. Orada ben, bizim bir iş adamımızın hükümeti yetkililerini orada fırçaladığını gördüm mesela. Fırça attı. Çatır çatır yani, hiç şeysiz. Şimdi haklıdır haksızdır konusunu bilmem. Ben bilgim de yoktur yani, işte kaç kat bina yapılır falan filan bildiğim iş değil. Ben gördüğüm şeyi söylerim sadece orada. Şimdi bu da bana şunu gösteriyor. Yani bizim ülkemizde bürokrasinin hakimiyeti, siyaseti hep bürokrasi bağırdı, siyaset kirlendi, siyaset kirlendi, siyaset pistir, siyaset pislendi, siyaset pislendi. Ne yapacak yani? Siyaseti temizleyelim. Ne oldu? Bir miktar bürokrat yeni siyasetçi oldu. Şimdi daha önceden farkı var mıydı bunun? Yani UBP iktidarlarında da bir miktar bürokrat siyasete geçerdi, değil mi? Genel olarak bir de hep siyasetin içinden gelen, toplumun sevdiği, saydığı, hayatta başarılı olan, mesleğinde başarılı olan, işte doktor olsun, ne bileyim işte sporcu olsun, şu olsun, bu olsun, mühendis olsun, mimar olsun, birileri aradan seçilirdi. Şimdi bürokrasinin bize yeni dayattığı şey, bizim ülkedeki, ben bizim ülkenin en ciddi sorununun bir bürokrasi vesayeti olduğunu iddia ederim yani artık bu noktadan sonra. Deneyimim bana bunu gösterdi bu ülkeyle ilgili. Siyasetçiyiz, suç diyor şey, bürokrasi diyor ki siz şeysiniz, ülkenin verimli çalışmasını engelleyen sizsiniz. Niçin? Sizin işte siyasi şeylerinizden, çıkarlarınızdan ötürü işte devletin düzgün çalışmasını engellersiniz. Tamam, şimdi biz eğer bir şeyde, bir toplumda bir tarafın buz gibi tertemiz, bir tarafında kirli olması mümkün müdür? Yani, eğer bürokrasi diyorsa ki siyasete sen kirlisin, seni buraya atayan siyaset, değil mi? Yani bürokrat dediğinde siyasetçiye ki sen kirlisin, seni bir siyasetçi atadı o bürokratik göreve. Sen temiz misin o zaman? Yani bu ne derler, fasit derler. Fasit. O fasit çemberin içinde bir suçlama oyunu şeklinde devam eden şey, aslında özüne indiğimizde bizim yüzyıllardır geliştirdiğimiz bazı reflekslerin yansımasıdır. Yani hala daha Kıbrıslı polis yazılır, hala daha tapuda memur olur, okumuşu, İngilizce bileni. Keşke yazılabilse, bu saatten sonra çok zor artık. İsteği o ama, kafa o. Süremiz daralırken ben sizlerden, bilmem uygun görürseniz, 12 Aralık'ta Profesör Doktor Mehmet Çağlar'ın da katılımı ile ikinci roundu rica edeceğim.
uygun görürseniz. Çok saygıdeğer hocam ve çok değerli oğlu. Şimdi Mehmet Şahlar benim çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşım. Evet. Hocam arkadaşımız. Onu da katalım, evet, aramıza. Yani bu ülkede hak ettiği kadar değer bulmayan bir insandır. Profesörlüğü falan filan kendinden ettiği bir şey. Bir yöne yükseltmiş değil. Doğru söylüyorsun hocam. Çünkü onu o profesör yeniden oldu. Sen ne yaptın da o profesörü, ne kattın da? Yani. Onun için Mehmet'le bir ara bulmaktan şeref duyarım. O zaman okey verdiniz demektir. Tamamdır dediniz demek. Hocam şimdi şunu söyleyeyim. Başkanlık sistemi, evet. Amerika'da, işte Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs. Biz başkanlık sistemine geçebilir miyiz? Ben başkanlık sisteminden yanayım. Bunu 40 sene söylüyorum. Madem ki temizlenemiyoruz, doğruyu bulamıyoruz, edemiyoruz. Çünkü niye bulamıyoruz? Söyleyeyim onu da yani. Şimdi bizim keşke bunu ayrı bir program yapsak. Ama özet olarak şudur. Bizde yetkili memurlardır, sorumlu siyasetçiler. Bu parlamenter sistemimiz bizim öyledir. Yürütme yasamayı işgal altında tutuyor. Düşün, denetim yok diye bağırıyor. Kim denetleyecek? Meclis. Meclisin çoğunluğunun başkanı kim? Başbakan. Kendi denetleyecek diye. Görev veriyorsun adama, kendi yeni denetleyip hapse sokmak diye suçluyorsunuz. Akıl var, yakın var yahu. Yahut da kendi tayin ettiğin bakanın suçunu meydan çıkarıp da herifi ayağından başına asmadın diye suçluyorsunuz. Yetki, çünkü çoğunluk grubu denetleyecek değil mi? Sayıştay yaptı da dayıklık aldı mecliste. Meclisteki çoğunluk grubundan bir bakanın açığını bulduğuna Sayıştay, meclisteki çoğunluk grubundan başkanı, başbakan diyecek ki verin gelin insancılığa. Da kendine gitsin. Çünkü bir hükümetin hukuksal ve siyasi sorumlusu başbakanın kendidir. Hep söyleyeceğim. Bir sistem kuruyorsunuz. Denetlenemesin diye bütün önlemleri alıyorsunuz. Sonra denetlensin diye, niye denetlemiyor diye bağırıyorsunuz. Denetlemenin yolunu gösterenler de sövüyorsunuz. Öyle bir haldeyiz şu anda. Denetlemenin yolu başkanlık sistemidir. Neden başkanlık sistemidir? Başkanlık sisteminde yetkili de sorumlu da başkandır. Bakanlar başkanın sekreterleridir. Hiçbir siyasi gücü yoktur. Bir gecede kendini görevden alır, bir gece başkasına atar. Başarısız olduğu anda çünkü kendi oylayı verecek. Ne kadar güzel olabilir değil mi hocam, böyle bir gecede görevden alsın etsin, sen çalışmıyorsun işte çalışacak olan birini oraya atayalım edelim, düzgün bir sisteme düzgün kavuşalım. Düzgün bir sisteme ha. Parlamentoda dışarıda denetleme görevini yapar. Çok özet anlatıyorum şimdi. Ama bunun için şunu çok dikkate almak lazımdır. Başkan katiyen parlamentoya egemen olamamalıdır. Yani eğer şimdi seçilmiş diktatör başbakandır şu anda. Eğer seçilmiş diktatörü başkan yapacaksak geriye yok alsın böyle. Yani. Ama eğer Amerika'daki gibi bir başkanlık sistemi olacaksak ki dönemin tarihinin en genç ve en parlak başkanını Monica ile karısını aldattı diye değil, yalan söyledi diye. Yalan söyledi diye, yapmadım dedi diye. Perişan ettiler. Perişan etti. Aynı çoğunluk grubunun mensubu bu Nixon'u, o çoğunluk kendi partisinin grubu görevden aldı. İstifa mecbur etti. Ha öyle bir sistem kuracaksak oturalım, inceleyelim, vuralım. O dışarı diyorum. Tarihte ben. Örneği var başkanın. Tarihte örneği var. Örneği bir var. Bir şey daha söyleyeceğim. Bizim buyurun hocam. Solcu arkadaşlarımızı şey diyeyim, rahat ettireyim. Gotha programının eleştirisine baksınlar. Bir de Almanya ideolojisine baksınlar. Her ikisinde de Marx der ki en demokratik cumhuriyet ABD'dekidir. En demokratik cumhuriyet ABD'dekidir. ABD'deki. Başkanlık sistemidir. Marx, Karl Marx. Sosyolog. Şimdi Marxist olmadan sosyalist olan arkadaşları bağlamaz bu ama onlar da Clinton'a sorsun. Ya bunun üzerine çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Evet, 12 Aralık'ın sözünü aldım. Kısmetse diyelim, kısmetse. Uygunsa diyelim. Allah'a dengel vermezse. Bir diğer büyüğümüz olan
çok saygıdeğer hocamızı da kadroya dahil ederekten bakalım. Program başında işte Montpelerin Kran Montana diye sormuştum, etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız çok samimi dostu rahmetli Güncel Köseoğlu'nu anma töreninde yapmış olduğu konuşmada hemen yine Güncel Köseoğlu'nun ortak bir dostu güneyden kuzeye geçendi. O gün kabri başında onun anılmasında o da hazır bulunan Akinci dedi bu işi sen çözersin inanıyorum falan ama Sayın Cumhurbaşkanı da öyle bir bunalttılar ki adam işte oradan aşağı indikten hemen sonra dedi ki ne yapayım ya dedi Kraz Montana'da oldu, Montpener'inde oldu, o oldu, bu oldu, Çavuş oldu işte askeri geri çekecek dedi, haritaları verdik, hala daha kabul edilmedi. Sizin söylerken benim ağzımın suyunun aktığı o kadar güzel bir yakın tarihi çok güzel özetlediniz, ben de dinledim, hiç sizi kesmedim. Ama hep böyle haksızlıklara uğrayarak bu şekilde işte öyle yaptılar, böyle yaptılar. Belki de sırada bir başka haksızlık görüşmesi önümüzde de şu anda gelecek. Bakalım o da 12 Aralık'a doğru ne durumda olacak. Bakalım. Hep beraber buradan göreceğiz, tanık olacağız ve konuşma fırsatı bulacağız. Sağ olun, var olun. Baba, oğul her ikinize de ayağınıza, ağzınıza ve gönlünüze sağlık diyorum. Sağlıkla mutluluklar diliyorum. Saygılar sunuyorum sizlere. Evet, değerli izleyiciler, Diyalog TV'de bu akşamlık bu kadar diyelim. Haftaya yine bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler efendim. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu